Afiyet olsun. Ne oldu, beğenmedin mi? Yok, ondan değil. Ya neden? Başım ağrıyor. Ağrır tabii. Geldiğinden beri bir lokma bir şey yemedin. Açlıktan öleceksin kızım. Keşke ölsem. 12 o. Hiç. Nasıl hiç? İçinde olmuş besbelli kızım. Anlat bakayım. Benim bir sevdiğim vardı. Kemal. Vay enişte. Vay kayıtçı. Hayırdır enişte? Nikah hazırlığı mı? Gülü için aldım. Sürpriz biliyor musun? Yakışır benim enişteme. Düğün ne zaman yapıyoruz? Yakında. Dayım Ankara'ya gitti biliyor musun? O dönsün, ondan sonra tarih falan alınacak zaten. Ya enişte be. Benim seninle bir ara konuşmak istediğim bir şey var, biliyor musun? Dur lan. Ya fabrikayla ilgili. Şu çırçır katipliğinden gına geldi. Hani diyorum, şöyle masa başı bir iş ayarlasak bana, ha? Masa başı diyor. He. Daim bir dönsün bakak. Ya bak senin için zor olacaksa. Ayıp edin ha. Sen benim bugüne bugün kayınçom der misin kardeşim? Ne zorlu. Ama daim bir dönsün öyle şey yapar. Ben seni daha fazla tutmayayım. Hadi. Sen bunu tut. Hadi kal sağlıcakla. Hadi gidelim. Kusura bakma, uyandırdım galiba. Affedersiniz. İçim geçmiş herhalde. Normalde mesai saatlerinde uyumak adetim değildir. Belli oluyor. Nereye gidiyoruz? Nereye gidiyoruz denmez. Ben senin patronum, terbiyeli ol biraz. Beni boş vakitlerinde gönül eğlendirdiğin kızlardan zannettin herhalde. Estağfurullah, ne alakası var? Bana Halide Hanım diye hitap edeceksin. Ya da efendim. Ayrıca nereye gideceğimi sen soramazsın, ben söylerim. Peki Halide Hanım. Bankaya gidiyoruz. Çabuk ol biraz. Kapanmadan varmak istiyorum. Emredersiniz Halide Hanım. Hadi hadi çabuk biraz çabuk. Ne bu? Neye benziyor kız? Gelinlik işte. Ramazan bu sabah gidip senin için şehirden almış. Güzel ama değil mi? Bana gelinlik mi almış?
Bundan gelinlik isteyen mi var? Ha? İstemiyorum! İstemiyorum, anlamıyor musun? İstemiyorum! Evlenmeyeceğim onunla, evlenmeyeceğim! Evlenmeyeceğim ben o zavallıyla! Evlenmeyeceğim o sırtarı oğlanla! Evlenmeyeceğim! Evlenmeyeceğim! Bırak! Bırak! Altın gelinliğini isteyene versin! Kız dur, ne yapıyorsun? Ölsem de giymeyeceğim bunu! Giymeyeceğim! Giymeyeceğim! Ne oluyor buna? Evlenmeyeceğim diyor. Bana gelinlik olmuş ha! Gelinlik almış! Kızım, derdin nedir? Seni üzecek bir şey mi yaptı yoksa bizim haylazı olan? Adı batsın! Şeytan görsün yüzünü! Gitmiş bana gelinlik almış! Bu ne diyor? Kim ki benim kocam olacak? Soytarı! Atın yerine eşeği bağlamam ben! Ne bakıyorsunuz kardeşim? Ha? Neye bakıyorsunuz? Tiyatro mu oynuyor burada? Hadi işinizi gücünüzü de! Kızım, yavrum. Eğer sen böyle... Ben senin kızın da değilim, yavrun da. Yetti be! Gidin başımdan. İstemiyorum, zorlama. Bak evladım, yapma, etme. Kız kısmına bu kadar asilik yakışmaz. Hem ne bileyim ben böyle olacağını. Ben tuttum pazarlığı babanla yaptım. Ben hayvan mıyım ki pazarlık yapıyorsunuz? Alıp satıyorsunuz beni. Haşa kızım, haşa evladım. Adet usul böyle. Ben anlamam usul adet falan. Bak kızım, aklını başına topla. Yarın hanımefendi olup köşeye kurulacaksın. Bu devlet kuşu. Öyle aramayla ele geçer mi? Bakın, gelmeyin üstüme. Ya gider vururum kendimi, ya da gider bir yerden atarım, başınıza bela olurum. Peki, ne olacak bunun sonu? Bey gelsin göstersin adaletini. Çözsün bu işi. Zaten ben bir göreyim, bir bir anlatacağım olanları. Atın yerine eşeği bağlamam ben diyeceğim. Yola çıktığımızdan beri pek mi düşüncelisin Muzaffer? Ne o? Celal Bey'le, Adnan Bey'le tanışacağım diye pişman mısın yoksa? Yok. O zaman? Dalıp gittim işte öylesine. Ankara'ya otomobille gitmemiz iyi oldu azizim. Trenin kirine de, pasına da bulaşmamış oldun. Tabii sen bir Demokrat Partili olarak... ...memleketin demir yolları ile örülmüş olmasını bir komünizm alameti olarak görüyorsun, değil mi Paşa Saadet? Artık sen demeyi bırak da biz de. Çünkü Ankara'dan döndüğümüzde bizim partiye geçmiş olacaksın. Demek bu kadar eminsin Celal Bey'in beni ikna edeceğinden. Celal Bey'den ziyade Adnan Bey'le tanışmanı çok istiyorum. Şahsi fikrim onun Demokrat Parti'ye istikbalde çok faydalı olacağı yönünde. Evet, Adnan Bey'le anlaşacağımıza eminim. Ne de olsa o da benim gibi bir toprak ağası. Bir ağanın halinden ancak başka bir ağalar. Değil mi? Sustur biz. Hani kız sevmiyordu Kemal'i? Hani istemiyordu onu? Hep bana yalan söyledin, ne kabak? Hep yalan! Dur hele, Erenler sakin ol. Ya neyine sakin olayım kabak, neyine sakin olacağım? Ya kız Kemal'i seviyor diyorum sana, sen bana sakin ol diyorsun ya! Kabak,
O Kemal ortadan kalkmadıkça bu kız bana varmaz. Ne demek ortadan kalkmadıkça? Basbayağı işte. Kemal'in ölmesi lazım. Senin ağzından çıkanı kulağın işitiyor mu Ramazan? Katil miyiz oğlum biz? Cani miyiz? Ya biz katil cani değiliz tabii. Ben planımı yaptım. Mahpushanede bir arkadaşım var benim. Adı İbrahim. Zaten herif cinayetten yatıyor içeride. Onun avucuna 3-5 kuruş sıkıştırdın mı? Beni kırmaz. Ramazan, sen gel bu işten vazgeç oğlum. Bak, Kemal de mahpusta zaten. Bir süre sonra unutur gider kızı. Hem ne demişler? Ne demişler kabak? Sabreden derviş. Dervişi, mervişi. Kalmadı bu işin diyorum ya. Kafama koydum kabak. Kemal ortadan kalkmalı. Tamam? Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.